Gılgamış Destanı'nın bulunuşu. Yıl 1872. Londra Kraliyet Akademisi'nde Messerschmitt adında bir İngiliz verdiği konferansta Mezopotamya'dan gelen çivi yazılı tabletler arasında tufan hikayesinin yazılı olduğu bir tabletin bulunduğunu söylüyordu. Bu haber dinleyicileri büyük bir heyecana düşürdü. Çünkü ancak Tevrat'ta Tanrı tarafından yazdırılmış olduğuna inanılan bu olay nasıl olur da bir tablette bulunabilirdi? Konuşmacı, tablette tufanla ilgili okunabilen kısımları anlattıktan sonra bu tufan hikayesinin Gılgamış adındaki bir kahramana ait olan destanın son bölümü olduğunu açıkladı. Destan 11 tablet üzerine yazılmıştı. Bir de 12. tablet vardı. O da Gılgamış'a ait fakat iki dilde yazılmış başka bir öyküyü kapsıyordu. Bu tabletler Mezopotamya'nın kuzeyinde eski adı Ninive ve yeni adı Koyuncuk olan yerdeki kazıdan çıkarılmış Assurbanipal'ın kitaplığı arasında bulunmuştu. M.Ö. 700 yıllarında yaşamış olan Asur kralı Assurbanipal'ın kitaplığına ait tabletler doğrudan Londra'ya getirilmiş, uzun çalışmalardan sonra yazılar ve diller çözülmüştü. Destanda iki problem vardı. Bunlardan biri, bulunan tabletler binlerce yıl toprak altında kaldıklarından kırılmış, bazı kısımları yok olmuş, bazı yerleri de okunamaz hale gelmişti. Bunları tamamlayabilmek için yeni kazılar gerekti. Diğer problem de destanın Akatça yazılmış olmasıydı. Fakat destanda geçen şahıs ve tanrı adları Akat diline ait değildi. Buna göre destan başka bir dilden alınmış veya uyarlanmıştı. Tufan efsanesinin verdiği heyecanla yeni kazı başka bir dilden gelmiş olabileceği problemi de 1889-1890 yıllarında Güney Mezopotamya'da eski adı Nippur, yeni adı Nifer olan yerdeki kazılarda çözüldü. Burada Gılgamış'a ait bulunan tabletler Akatça'dan tamamıyla ayrı bir dil olan Sümerce olarak yazılmıştı. Fakat bunlar ayrı ayrı öyküleri kapsıyordu. Daha sonra gelen Babilliler bu öyküleri birleştirerek bir bütün destan haline getirmişlerdir. Gılgamış kimdi? Destana göre Uruk şehrinin kralı olan Gılgamış son derece akıllı, bilgili, gezmiş, tozmuş, görmüş, geçirmiş, şan, şeref düşkünü, acımasız biri. Babası kendinden önce kral olan, sonra tanrılaştırılan Lugalban da annesi tanrıça Ninsun'dur. Bu yüzden onun üçte biri insan, üçte ikisi tanrıymış. Gılgamış zamanında yazılmış bir belge bulunmadığı için yaşayıp yaşamadığı hakkında kuşkular var. Fakat tufandan önce başlayarak tufandan sonra M.Ö. 1800 yıllarına kadar saltanat süren kralların yarı tarihsel sayılan listesine göre Gılgamış, Güney Mezopotamya'da bulunan Uruk şehir beyliğinin kralı. Bu şehir tufandan sonra yeniden var olan 5 şehirden biri. Buraya tanrılar ilk olarak Güneş Tanrısı'nın oğlu sayılan birini kral yapıyor.
Bu kral ile bir kral sülalesi başlıyor. Gılgamış bu sülalenin 5. kralı olarak gösteriliyor listede. Daha geç zamanda yazılan belgelerde onun Kuzey Mezopotamya'daki bulunan Kız şehrinin kralı Akka ile güç yarışı yaptığı ve Nippur'daki tanrıça Ninil tapınağındaki tummalı yapan ve onaran krallar arasında adının geçtiği görülüyor. Ayrıca tuğlalar ve vazolarda da adı yazılmış. Bunlara göre o bir hayal ürünü kimse olmamalı. Onun en geç M.Ö. 2700 yıllarında yaşadığı tahmin ediliyor. O kral listesine göre 126 yıl yaşamış. Bu kral listesinde tufandan önce yaşayan 8 kralın ömürleri binlerce yıl gösteriliyor. Bunu Tevrat'ta da aynen görüyoruz. Tufandan sonra kral olanların yaşam süresi yavaş yavaş kısalmaya başlamış. Gılgamış'tan sonra gelen oğlu Urlugal'ın ömrü 30 yılmış. Gılgamış destanı kendinden sonra gelen Yunan, Hint, Kuzey Avrupa destanlarına örnek olmuş. Destan serüvenlerle dolu. Fakat bu serüvenlerde Gılgamış yalnız değil. Ona bir yaban adamıyken bir tapınak fahişesi tarafından uygarlaştırılan Enkidu daima arkadaşlık ediyor. Öyle bir arkadaşlık ki birbirleri için canlarını verebilecekler. Ayrıca destanda korkunç yaratıklar, tanrılar, insanlar iç içe. Fakat yine de asıl konu insan. Bunda şan ve şerefe düşkünlük, yalnızlık, arkadaşlık, sevgi, nefret, intikam, üzüntü, acı çekme ve ölüm korkusu gibi insanlığın bütün duyguları yansıtılmış. Bu yüzden binlerce yıl Mezopotamya'da ve komşu ülkelerde sevilen bir destan olarak varlığını korumuş. Her çağdaki insan onda kendini bulmuştur. Gılgamış öldükten sonra yeraltı dünyasında tanrı Anunnakiler ve güneş tanrısı adına yargıçlık yaptığına inanılmış. Ona dualar edilmiş. Sihir ve tütsülerle ondan isteklerde bulunulmuştur. Gılgamış hakkında çeşitli hikayeler de uydurulmuştur. Bunlardan biri onun doğumu hakkında olandır. İkincisi de bir krala yazmış olduğu mektup. Bu mektup Güneydoğu Anadolu'da Sultantepe'deki kazıda çıkan bir rahibin evinin kütüphanesinde bulunmuştur. M.Ö. 7. yüzyılda yaşamış bu rahip, bulunan mektupta Gılgamış adı verilmeyen bir kraldan arkadaşı Enkidu'ya bir muska yaptırmak için akıl almayacak çoklukta altın, gümüş ve kıymetli taşlar istemiş. Bunun tamamıyla bir şaka veya alay olarak yazıldığı kuşkusuz.